İyi akşamlar sevgili KON TV izleyicileri. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bu akşam Cengiz Acar'la Derin Tarih programında çok önemli bir konuyu ele alacağız. Her zamanki gibi bir ulul azm peygamber, büyük bir peygamber. Bir kurtuluş mücadelesi veriyor. Firavun'un zulmünden kaçış ve kurtuluş mücadelesi inanılmaz. Uğraştığı birçok şey var. Çok gizemler var. Ama her şeyden önce bu programda ilk defa duyacağınız şeyler var. Bizim amacımız burada tabii ki bu dini konuları bir tarih perspektifinden ele almak ve her şeyden önemlisi de bu anlattığım şeyleri delillendirmek. Cengiz Acar hocam çalışıyor, araştırıyor. Hiç böyle görmediğiniz, duymadığınız bir takım belgeleri ve buluntuları bu programda yine size sunacak. Dikkatle izleyin. Zaten kendinizi alamayacaksınız. Harika bir program olacak inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ediyorum. Hocam siz her zaman programdan önce Hazreti Musa Aleyhisselam'ın o meşhur duasıyla başlarsınız. Ve yine bugün de başladınız. Her zaman böyle başlarsınız. Evet, teşekkür ediyorum. Rabbim gönlüme ferahlık ver, işimi kolaylaştır, dilim bağını çöz ki sözümü anlasınlar diyerek de ben buna şahidim. Evet. Ve geldik bugün yine Musa peygamber gibi çok büyük bir peygamberin hayatını tarihsel bir perspektiften ele almaya. Musa peygamberden önce bir Yusuf peygamberi işlemiştik. Dolayısıyla ilintili zaten. Mekan olarak, coğrafya olarak da ilintili. Bir bağ kurmak gerekirse Musa peygamber aleyhisselama girmeden önce nasıl bir bağ kurmak istersiniz? Evet, o bağı kuracağız. Bir şey daha işaret etmek istiyorum. Bugün lütfen, bir tevafukta yaşıyoruz. Ne gibi? Nedir? Hazreti Musa aleyhisselam Firavun'la görüşmeye giderken Cenab-ı Allah'tan kendisine yardımcı olarak kardeşi Harun'u görevlendirilmesini istemişti, niyaz etmişti. Evet. Cenab-ı Hak da onun duasını kabul etmişti. Evet. Biz bugün kaç asır sonra Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hikayesini ekranlara yansıtırken bugün bana yardım eden ve benimle yol arkadaşlığı yapan kişi de bir Harun. Aa, ne güzel bir tevafuk. Bu anlamda o gün Musa Aleyhisselam'a kardeşi Harun eşlik etmişti. Bugün de bana bir Harun eşlik ediyor. Bu anlamda müthiş bir tevafuk diye düşünüyorum. Bu da bir güzel Cenab-ı Hakk'ın bir hikmeti olsa gerek diye düşünüyorum. Aynen hocam, hiç bunu düşünmemiştim. Evet. Güzel bir bakış açısı. Buyurun hocam, bağlantıyı kuralım bakalım. Evet, aslında Yusuf Aleyhisselam'ı beraberce işledik buradan. Milattan önce 2000'li yıllar. Büyük bir Mısır ve çevre coğrafyada Orta Doğu'da büyük kıtlık yaşanıyor. Ve bu kıtlık döneminde Yusuf Aleyhisselam'ın hükümran hazinelerin başında görev almasıyla beraber o bir takım tedbirler uygulayarak 7 yıllık bereket süreci sonrasında stoklar uygulayarak ki biz bunları anlattık. Mısır'da mümkün olduğunca o kıtlık döneminin en az sarsıntıyla geçmesini sağlıyor. İşte Yusuf Aleyhisselam'ın bu uygulaması özellikle Orta Doğu ve çevre coğrafyasından, Kuzey Afrika'dan pek çok yabancı kavmin o dönemde Mısır'a göç etmesine, Mısır'dan yerleşmelerine yol açmış. Yani o dönemde Mısır büyük bir göç almış. İşte bu göçler sonrasında tarihi kaynaklarda Hiksoslar diye tanımlanan, yerleşik o bölgenin Mısır'ın yerlisi olan Kıptilerden hariç Hiksoslar denilen bir millet oluşmuş. Bu Hiksoslar devlette seçkin ve özel pozisyonda olan Yusuf Aleyhisselam ve onun soyundan gelenler, Yusuf Aleyhisselam'dan sonra da kardeşleri, diğer kardeşleri, o devlette seçkin, saygın, özel insanlar olmuşlar. Fakat zamanla devlet yönetimiyle araları bozulunca, bu Hiksoslar denilen grupla İsrailoğulları, yani Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşinden soyundan gelenler, işbirliği yaparak büyük bir darbe yapmışlar ve devlet yönetimini ele geçirmişler. Dolayısıyla bu azınlık sonradan Mısır'a göç ederek gelen grup yönetimi ele geçirmiş. Kendi devletlerini kurmuş. Bunun üzerine yaklaşık 100 yıl kadar bu Hiksoslar denen grup Mısır'da hakimiyetini devam ettirirken yerleşik Kıpti diye tanımladığımız nüfus da onlardan yönetimi geri alabilmek için mücadeleler vermiş. Ve birinci Ahmose denilen bir yönetici liderliğinde Hiksosların liderliğine son verilerek yeniden Mısır'ın yerli nüfusu Kıptiler yönetimi ele geçirmeyi başarmışlar. Bu işte Mısır'daki Firavun rejiminin ilk başlangıç ve kuruluş evresi oluşuyor. Birinci Ahmose ile oluşan darbe. Birinci Ahmose tabi tahtı ele geçirince ne yapmış? O ülkeyi ele geçiren Hiksosları çok büyük bir kısmını ülkeden sürgün etmiş. Çıkarmışlar ülkeden.
bir azınlık grup, İsrailoğullarıyla beraber azınlık bir grupta Mısır'da bırakılmalarına izin vermişler. Neden? Onları köleleştirmişler. Tarlalarında, tapanlarında, ayak işlerinde kullanmak için köle olarak kullanmışlar. Fakat önemli bir kısmını ülkeden sürgün etmişler. Böylelikle ülkedeki yönetimi tekrar ele geçirmişler. Birinci Ahmose'den sonra iş başına, birinci Tutmose iş başına geçiyor. Bunlar Firavun dediğimiz kişiler mi hocam? Firavun rejiminin ilk kurucu unsurları, evet. Daha başlamıyor. Birinci Tutmose ile beraber Firavun rejimi oluşuyor artık, onu söyleyeyim. Yani bu böyle bir aşama aşama gelişiyor. Mesela ilk iktidara gelenler bunlar. Kendilerini güneşin tanrısı Ra'nın çocukları olarak yeryüzünde halife olarak kabul etmişler. Fakat ilerleyen aşamalarda göreceğiz. Sonraki firavunlar bizzat kendilerini tanrı olarak ilan etmişler. Yani böyle bir aşama geçirilmiş. Birinci Tutmose iktidara geliyor ve şimdi yönetmenimden rica ediyorum. Birinci Tutmose ile başlayalım, 7 ile 14'e doğru uzanan resim zinciri. Birinci Tutmose iş başına geçiyor ve onunla beraber kızı Hapsetşut kızı. Babasına vezirlik yapan, yardımcıdır, danışmanlık yapan iyi yetişmiş birisi kendisi. Ki bu Hapsetşut aynı zamanda göreceğiz birazdan ilerleyen aşamada Hazreti Musa'yı Nil Nehri'nde bularak sarayı alan hanımdır. Birinci Tutmose ölünce tabi tahta çok ağırlı olan babasıyla beraber ülke yönetiminde hakimiyeti olan Hapsetşut ikinci Tutmose tahta geçince onunla evleniyor. Onunla evlenerek iktidarda kendisi de söz sahibi oluyor. Yani Hapsetşut ikinci Tutmose ile beraber devleti beraber yönetmişler. İşte o ikinci Tutmose dediğimiz yönetici, aynı zamanda kendisi o bizim bildiğimiz Kur'an'da anlatılan kabusu, rüyayı gören firavundur. Yani bir gün rüyasında işte İsrailoğullarının bir çocuğun kendisini gelip tahttan devirdiğini görür. Şimdi şöyle söyleyelim. Evet, şimdi doğru resim geldi. Evet, bu gördüğünüz mumya olarak bahsettiğimiz birinci Tutmose. Yani Hapsetşut'un babası. Evet, oradan başladık. Bundan sonraki resmi rica ediyorum. Bu da işte Hapsetşut'un evlendiği ve bizim Kur'an'da bildiğimiz rüyayı, kabusu gören firavun. Firavunlar şöyle bir uygulama yapmışlar. Hani Hiksosları ülkeden sürgün ettiler ya, hepsini göndermediler. Şimdi bunlar nüfusu çoğalınca ne yapmışlardı Hiksoslar? Devleti ele geçirmişlerdi. Bir daha devletin yönetimini ele geçirmesinler diye firavunlar bunların çocuklarını dönem dönem öldürüyorlar. Yani demografik bir ayarlama yapıyorlar. Çok fazla nüfusların artmaması için erkek çocuklarını kısmen, hepsini değil, öldürüyorlar, ayarlama yapıyorlar. Soykırım. Evet. Fakat kendisi kabus gördü ya, işte müneccimler de çağırıyor ve diyorlar ki onlar, bunların içinden bir çocuk çıkacak ve seni tahtından devirecek deyince hemen emir veriyor ikinci Tutmose. Diyor ki bu kolay. O zaman bu sene doğan çocukların hepsini öldürtelim. O zaman kimse bizi tehdit edemez diyor. Çözüme bak. Ve gerçekten de inanılmaz bir şekilde dediğiniz gibi soykırım başlıyor. İşte bu soykırımın neticesinde annesi kim? Yohebet. Kimin kim annesi? Bu? Yohebet. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın annesi. Tekrar edelim hocam. Yohebet. Hazreti Musa'nın annesi. Cenab-ı Hak ona vahy ediyor, ilham ediyor artık nasıl telaffuz edebiliriz bilmiyorum ama sonuç itibariyle onu diyor ki çocuğunu bir sandığın içinde korunaklı bir şekilde Nil Nehri'ne bırak. Biz onu sana geri göndereceğiz. Geri getireceğiz. Sen oradan istersen Kassas suresinin 7 ve 14. ayetlerini okursan
O süreci bizzat Kur'an'daki mealiyle seyircilerimiz dinlesinler. Peki hocam, okuyalım. Kur'an'ın çerçevesinden olayı izleyelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Musa'nın annesini, çocuğu emzir. Başına bir tehlike geleceğinden korktuğun zaman onu bir sandık içinde suya, Nil nehrine at. Boğulmasından korkma, üzülme. Şüphesiz biz onu sana döndüreceğiz ve peygamber yapacağız diye vahyettik. Firavun'un adamları onu Nil'e bırakan Musa'yı kendilerine düşman ve başlarına dert olsun diye almışlardı. Firavun, Haman ve askerleri yanılıyorlardı. Karısı Firavun'a, senin de benim de gözümüz aydın olsun, onu öldürmeyin. Belki bize bir faydası dokunur yahut onu evlat ediniriz dedi. Onlar işin farkında değillerdi. Firavun da karısının ricasını kıramadı ve benim değil senin yüz aydınlığın olsun dedi. Musa'nın annesi yüreği bomboş, evladından başka bir şey düşünmeden sabaha etti. Eğer vaadimize iman edenlerden olması için kalbine sabır verip bize bağlamasaydık, az daha işi yani çocuğun kendi oğlu olduğunu açığa vuracaktı. Derhal bu çocuğa saraya gelerek emzirecek sütü olan bir anne aranmaya başlandı. Evet. Bu arada evet. Orada bir duralım. Duralım. Şimdi annesinin orada müthiş bir ızdırap yaşıyor. Hı hı. Evladını suya bırakacak. Fakat Allah'ın vaadi haktır deyip onu ufacıkta o taze bebeğini nehre bırakacak ve Allah'ın sözüne itaat edecek kadar da imanlı bir insan. Hı. Bu çok önemli. Hı hı. Müthiş bir teslimiyet. Yani orada İsrailoğulların içinde gerçekten salih hanımların, salih erdemli insanların, inançlı insanların hala var olduğunu görüyoruz. Oradan onu anlıyoruz, doğru. Ve hiç tereddütsüz. Ve Cenab-ı Allah diyor ki benim sözüm haktır. Hı-hı. Onu sana biz geri getireceğiz. Hı-hı. Hiç tereddüt etmeksizin bu sözü inanıp teslim gösterip çocuğu bırakıyor. Fakat tabii müthiş bir şekilde içi yanıyor. Feryat figan ediyor. Hı-hı. Diyor biz onu teskin etmeseydik, sükunet vermeseydik, hı hı, yüreğini sakinleştirmeseydik, hafızan Allah, yani ne yapacaktı, neredeyse bu oyunu bozacaktı, yani hı, ifşa olacaktı, hı, çocuğun nehre bırakıldı. Evet, sonuç itibari oradan devam edelim. Orada kız kardeşini de takip etmesi için gönderiyor şimdi galiba. Şimdi bundan sonra kız kardeşi var. Kız kardeşi peşinden gidiyor. Şimdi saraya alındı ya Hazreti Musa. Hı hı. Sarayın etrafında dolaşarak haber almaya, kardeşinden haber almaya çalışıyor. Ne oldu? Onu öldürdüler mi acaba? Çünkü hı hı, tüm çocukları öldürüyorlar ya. Evet. Veya kardeşinin sağlığı, sıhhati ne durumda? Ondan bilgi, gidenden çıkandan bilgi almaya çalışıyor. Sürekli orada dolaşıyor. Askerlere bir şeyler soruyor. Hı hı. Evet. Devam edelim. Derhal bu çocuğa saraya gelerek emzirecek sütü olan bir anne aranmaya başlandı. Bu arada Hazreti Musa'nın kız kardeşi de sürekli sarayın etrafında dolaşıyor ve kardeşinden haber almaya çalışıyordu. Saraya ücret karşılığında bebeği emzirmek için gelen annelerin hiçbiri de başarılı olamadı. Bu durumu fark eden kız kardeşi, önceden Musa'nın süt annelerinin memesini kabul etmemesini sağladık. Musa'nın ablası Firavun ailesine, size sizin adınıza ona bakacak, iyi davranacak bir ev halkını tavsiye edeyim mi? Dedi. İşte böylece onu, annesinin gözü aydın olsun, üzülmesin. Allah Celle Celaluhu'nun verdiği sözün gerçek olduğunu bilsin diye annesine iade ettik. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Musa erginlik çağına gelip olgunlaşınca ona hikmet ve ilim verdik. İyi davrananları böyle mükafatlandırırız. Evet, çok. Bu birinci Tutmose. Hı hı. Yani Hazreti Musa'yı nehirden bularak saraya alan kraliçenin babası. Hı hı. Devam ediyoruz. Bu da onun babasının vefatından sonra evlenmiş olduğu ikinci Tutmose'nin mumyası. Hı hı. Devam ediyoruz. Burada işte ikinci Tutmose ile kraliçe Hatshepsut'un beraber tasvirini görüyorsunuz. Hı hı. İkisinin buradaki duruşu, bakın Hatshepsut elini omzuna atmış kralın. Gayet samimi bir şekilde. Bu kişiler burada Musa peygamberi kabul eden, saraya kabul edenler, evet, değil mi? Şimdi evet, Hatshepsut dediğimiz bayan, hı hı, saraya alan kişi. Bu duruşları zaten ikisinin de yönetimde ağırlıklı olduğunu, Hatshepsut'un da yönetimin bir parçası olduğunu gösteren bir tasvir. Çok, hı hı, önemli. Hı hı. Peki devam ediyoruz.
Hatshepsut'un işte bu heykel olarak görüntüsü. Hazreti Musa'yı saraya alan bayan bu. Evet, gördüğünüz gibi elinde böyle toplar var. Yani bunlar çok önemli. Kraliçeye böyle güç, uluhiyet atfeden bir görüntü bunlar. Güneşi elinde tutan, güneş diye tasvir eden böyle toplar tutuyorlar. Genelde bu şekilde yapmışlar heykellerini. Evet, devam ediyoruz. Bu da Hazreti Musa'nın, şöyle söyleyelim, Hatshepsut'un erkek çocuğu olmamış. Burası önemli bir detay. Neden Hazreti Musa'yı saraya aldı? Erkek çocuğu olmamış. Kendisinden sonra tahta geçebileceği bir evladı yok. Ve erkek çocuğuna da özlemi var. Hazreti Musa'yı kucağına hizmetliler getirdiği zaman onda müthiş bir sevimlilik görüyor. Hemen kalbi ısınıyor. Diyor, bunu bana Allah gönderdi. Yani ben erkek çocuğuna özlem duyuyordum, hasret duyuyordum. Ve bana nehirden bir böyle çok sevimli bir erkek çocuğu geldi diyor. Ona hemen kalbi ısınıyor. Ki Tur Dağı'ndaki konuşmasında Cenab-ı Allah da diyor ki Hazreti Musa'ya, biz sana diyor o gün tarafımızdan bir sevimlilik, bir güzellik bahşetmiştik diyor. Onların kalpleri ısınsın sana diyor. Dolayısıyla işte Hatshepsut'un o çocuğu görünce beraber müthiş bir şekilde kalbi ısınıyor. Ve işte aynen demin okuduğun gibi Firavun'a gidiyor. Bunu diyor bizim için faydası olacak, yarar olacak birisi olarak diyor sarayımız alalım. Ben ondan bir fayda beklemiyorum diyor Firavun. Ama sen istiyorsan al diyor. Dolayısıyla da bu şekilde Hazreti Musa saraya girişi gerçekleşiyor. Yani orada çocuğunun olmaması çok önemli bir detay. Hazırlık erkek çocuğa bir özleminin olması. Kesinlikle. Evet. Dolayısıyla şöyle görüyoruz. Buradan şöyle diyorlar. Hazreti Musa şimdi onların eline geçti ama bu ismi cismi olmayan bir çocuk. Saraydan birisi de değil. Halbuki saraydan olan kişilere ne diyorlardı? Bakın birinci Tutmose, ikinci Tutmose diyorduk değil mi? Çünkü hepsi aynı soydan geliyordu. Tutmose ne demektir? Tut Tanrı demektir. Mose de onun oğlu demektir. Tanrı'nın oğlu gibi. Fakat o aileden olmadığı için Hazreti Musa için sadece Mose diyorlar. Sadece Mose diyorlar. Yani bu oğuldur. Musa oradan geliyordu. Musa evet aynen. Mose. Mose diyorlar. Kayıtlarda aynen böyle geçiyor. Ve kendisine isim olarak da Senenmut ismini veriyorlar. Senenmut. Senenmut. Asıl ismi Senenmut olarak. Musa onun, Mose onun saraydaki lakabı. Herkesin taşıdığı, o soydan gelenlere verilen bir lakap Tutmose. Aslında. Herkese verilen bir isim. Senenmut ona verilen isim. Dolayısıyla da Hazreti Musa sadece oğul olarak adlandırılan bir kişi. Ve tarih kayıtlarda, hiyeroglif yazıtlarda da o dönemde Hatshepsut tarafından saraya bir çocuğun dışarıdan hiç gelenekte ve adette olmayan bir şekilde saraya alındığı bizzat bahsediliyor. Yazıtlarda var mı? Tabii. Var. Hatshepsut'u bizzat zaten göreceğiz birazdan. Müthiş bir şekilde ona karşı saraya bir yabancı aldığı için çok yadırgıyorlar Hatshepsut'un bu tavrını. Evet. Burada Hatshepsut'un hani hiç erkek çocuğu olmadı ya. Bu gördüğünüz onun kız çocuğu Prenses Nefure. Hatshepsut'la Hatshepsut'un kızı Nefure burada Senenmut'la beraber bu şekilde aynen canlandırılmış. Kucağındaki kız çocuğu o zaman. Evet. Evet. Anladım. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bu gördüğünüz işte benim bu anlatmış olduğum hikayenin yani Senenmut'un saraydan Hatshepsut tarafına saraya alındığının kitabesi, belgesi ve delilidir. Nerede? Bu şu anda Mısır'da arkeolojik araştırmalar sonunda bulunmuştur. Şu anda bu gördüğünüz kitabe Vatikan Müzesi'ndedir. Çok ilginç. Evet, Vatikanlar. Hristiyanlar bunu bulmuşlar ve Vatikan'a taşımışlar. Kendi kutsalları olarak tanımlamışlar. Dolayısıyla bu gördüğünüz kitabe benim şu ana kadar anlattıklarımın bir yazılı belgesidir. Çok güzel. Evet. Evet hocam. Şimdi Senenmut çok güzel yetişiyor. Çok zeki bir çocuk. Hatta öyle ki kraliçe Hatshepsut'a danışman oluyor. O kadar ona yani. Her konuda fikir veren, görüş beyan eden bir danışmana dönüşüyor. Demin okudun ya, ne diyordu ayet-i kerimede Cenab-ı Allah? Biz ona özel bir ilim verdik diyor. Gerçekten müthiş bir ilime sahip, mimari bilgiye ve yeteneğe sahip. Neden mimari?
Çünkü Mısır'da en çok ihtiyaç olan, en çok özel ve seçkin meslek grubu mimarlar. Revaçta olan? Tabii. Çünkü hani o piramitlerden, saraylardan, tapınaklardan biliyoruz ki çok ihtişamlı yapılar. Dolayısıyla mimari sanat, zanaata, beceriye, zekaya sahip olan insanlar o toplumun en seçkinleri olmuş. Cenab-ı Allah da bu yüzden de zaten sünnetullah gereği bizzat peygamberine bu ilmi vermiş. Çok güzel. Dolayısıyla böyle bir çok iyi yetişiyor, seçkin. Bakıyor ki Hatshepsut çok zeki bir çocuk, yetenekli, her şey var. Diyor ki bizden sonra diyor tahta Senenmut geçmeli. Fakat kocası tabii ki Tutmose, ikinci Tutmose bundan çok rahatsız oluyor. Neden hocam? Neden? Saraydan değil bir, ikincisi kendisinden değil bu çocuk. İster mi? Kan bağı yok arasında. İstemez. Kesinlikle. O yüzden bir başka hanımından ki orada krallar çok eşti, bir başka hanımından olan üçüncü Tutmose olarak tanımlanan, yani kendileriyle Tanrı'nın oğlu olarak tanımlanmış, aynı kan bağına bağlı olan bir çocuğu tahta hazırlıyor. Fakat bu üçüncü Tutmose ve ikinci Tutmose tahta Hatshepsut tarafından Hazreti Musa yani Senenmut aday gösterildiği için, geçirilmeye çalışıldığı için ikisine de düşman oluyorlar. İlişkiler bozuluyor. Bu durumda hem kraliçeye hem de Hazreti Musa'ya düşman oluyorlar. Bir nevi. Orada bir düşmanlık oluşuyor. Evet. İşte böylelikle böyle bir zamanda şimdi düşün. Şimdi Kur'an'a geçiyoruz gene, Kur'an'daki hikaye. Malum biliyorsun Hazreti Musa bir gün sokakta dolaşırken ne yaptı? Kendisinden yardım isteyen bir Kıpti ile dalaşmış, başı belaya girmiş olan bir İsrailoğlunun yardım istemesi üzerine gitti, olaya müdahale etti ve adama attığı bir tokat sonundaki kast olmadan Kıpti'yi öldürdü. Evet. Kıpti öldü. Bir anda öldü, şaşırdı. Ha bu arada Hazreti Musa da nasıl bir adam biliyor musun? Cüsseli. Yani, aynen. Cüsseli yapılı inanılmaz güçlü. Allah öyle bir yetenek vermiş. Müthiş güçlü. Fiziki yapısı, gücü müthiş. Adamı bir tane vuruyor, adam pat ölüyor. Ve çok korkuyor. Diyor ki zaten istemişim. Aslında amacı öldürmek değil, değil mi hocam? Değil, kesinlikle değil. Adam yardım istiyor. Sen bendensin diyor. Siz bizdensin diyor Musa'ya. Sen benim milletimdensin. Niye bana yardım etmiyorsun deyince bir anda orada Hazreti Musa bakın kim haklı kim haksız ayrımına gitmeksizin sadece o adamın çağrısı üzerine ne yapıyor? Olaya müdahale ediyor ve tokat atıyor. O adamın ölümüne sebep oluyor. Vesile oluyor. Şimdi böyle olunca işte diyor ki Hazreti Musa oradan aynen Kur'an'daki ifadesiyle şüphesiz ki bu şeytanın bir işidir. Ben şeytana uydum. Yani o an nefsine bir nevi uymuş. Neden? Çünkü bu yaptığım doğru değil. Kim haklı kim haksız bakmadan ben ne yaptım diyor. Tabii ki burada bir hikmet var bu suç işlemesindeki ona sebebiyet var. Kasıt yok ama. Ha, burada tabii ki bir işaret de var. Asabiyete dayalı bir duyguyla hareket etmiş olması da bir yani doğru değil. O yüzden zaten diyor ki ben şeytana uydum. Bu bana yakışmayan bir tavır. Benden olmazsa ona desteklemem için yeterli bir sebep değil. Ama işte ne oldu biliyor musun? Şimdi Senenmut, yani Hazreti Musa, annesi, üvey annesi diyelim artık kraliçe. Hatshepsut tarafından tahta adayı gösteriliyordu ya. Şimdi suç işledi mi? Bir hata işledi bak. Şu anda hemen işte orada şehirden bir adam geliyor ve koşarak, isim belirtmiyor Kur'an-ı Kerim. Aman Musa diyor çabuk şehri terk et. Çünkü senin tahta aday olmandan dolayı senden nefret eden 3. Tutmose bunu kullanacak. Tabii bunu kullanacak ve seni öldürecekler. Seni affetmezler. Sen hızla şehri terk etmelisin. O zaman Hazreti Musa'nın... İşte Hazreti Musa neden şehri terk ediyor biliyor musun? O saraydaki sürtüşmeden, taht mücadelesinden kaynaklanıyor. Ben bu ayrıntıyı kaçırmıştım. Yani Musa peygamberin sonuçta zaten sarayda yetişmesi avantajları var. Bir şekilde affedilebilir ama o düşmanlığa bağlı bir korkusu, hani öldürülebilirim korkusu, endişesi. Şimdi boşlukları doldurdum ben şimdi hocam. Tabii, evet. Şimdi neden? Halbuki kraliyetten, yani Tanrı'nın oğlu diye tanımlanan bir aileden birisi oradan bir sokaktaki insanı öldürmüş. Bunun için mahkeme edilecek, asılacak. Bu mümkün değil. Mümkün normalde. Değil, evet, normalde. Yani hukuk onlara işlemez. Ama burada Hazreti Musa, bir de Hatshepsut'un üvey evladı olarak sarayda tamam ayrıca korunuyor ama
bu hatayı işlediği andan itibaren artık bunu kendisi aleyhine kullanılacakları, aha fırsatını yakaladık. İşte Senen Umut artık bizim elimizde. Hmm. Bizim irademize mahkum. Biz ne karar verirsek ona razı olmak zorunda olacak diyen bir iradeyle karşı karşıya. Hmm. O yüzden o uyaran kişinin uyarısıyla hızla şehri terk etmek zorunda kalıyor. Hmm. Yol iz bilmeden, hazırlık olmadan, çaresiz nereye gideceğini bilmeksizin şehri terk ediyor. Hmm. Bakın orada Kassas suresi 22. ayet-i kerimede ne diyor Hazreti Musa? Aynen şu sözü söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim beni umarım doğru bir yola iletir. Hı hı. Rabbim beni umarım bir doğru yola iletir. Yani nereye gideceğini dahi bilmiyor. Hı hı. Çıkmış yalın ayak bir yola çıkmış ama çöl diyor. Yani hazırlık bir yol, yok. Yol haritası azık yok. Azık yok, istikamet yok, bilmiyor. Yol haritası yok. Yani bu kadar. Yani Rabbim beni umarım bir doğru yola iletir diyen hı hı. bir iman ile kalbi anlamda bir istikametle öylesine yürüyor. Hı hı. Ve sonunda bu yürüyüşünün sonunda bildiğiniz gibi Medyen'e gidiyor. Hı hı. Evet, işte haritamız geldi. Teşekkür ediyorum yönetmenimizden. Gördüğünüz haritamızı hemen görüntümüze getirelim. İşte bu gördüğünüz Mısır'ın o gördüğünüz yapılanmış bölgesinden Medyen'e uzanan bir yolculuk yapar. Kızıldeniz'i kıvranarak. Hı hı. Medyen'e ulaşır. Medyen'de kim var? Medyen'de Şuayb Aleyhisselam var. Oradaki hikayeyi şöyle kısaca izleyicilerimizle paylaşalım istersen dostum. Hazreti Musa o yolculuğun sonunda müthiş hı hı. yorgun, bezgin, müthiş bir yol kat etmiş, aç, susuz, hı hı. çöl geçmiş. Bu gördüğünüz resimler bu arada Medyen'den, gittiği ülkeden görüntüler. Günümüze kalan arkeolojik kalıntılar bunlar. Hı hı. Tam o sırada oraya gittiği zaman bir suyun başına gidiyor, pınarın başına. Orada hayvanların sonradan çobanları görüyor sulayan. Fakat iki tane bayan var. Bir köşede kendi hayvanlarıyla beraber çekinge bir vaziyette bekliyorlar. Hı hı. Ben kısaca olay hikayesini anlatıyorum Kur'an'da geçen. Hazreti Musa onlara yaklaşıyor, soruyor. Siz neden hayvanlarını sulamıyorsunuz? Biz diyorlar, babamız yaşlı. Ve bu adamların arasında biz yanaşamıyoruz. Yani evet. bunlar bize izin vermiyorlar. O yüzden biz onları bekliyoruz. Herkes işini gördükten sonra biz hayvanlarımızı suluyoruz diyor. Ya öyle mi diyor? Hazreti Musa bütün o yorgunluğuna, bezginliğine ve çaresizliğine rağmen, o haline rağmen. Yardım sever. Tamam diyor, ben size yardım edeceğim diyor. Verin hayvanlarınızı diyor. Dediğim gibi iri iri yarı yapılda bir insan. Hepsi şöyle ittiriveriyor, kaktırıyor. Hepsi çekiliyorlar zaten onu görünce. Gidiyor hayvanlarını suluyor o bayanları. Sonra onlara geri iade ediyor. Böyle bir iyilik yapıyor. Kuyunun kapağını tek seferde kaldırması evet. olay güçlü kuvvetli olması. Doğrudur yani. Evet ben onu bilmiyorum ama doğrudur. Evet. Zaten onu görünce hepsi açılıyorlar. Yol vermek zorunda kalıyorlar. Bu kızlar Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarıdır. Gidince babalarına bahsediyorlar. Baba böyle bir insan geldi bize yardım etti. Ha bu arada Hazreti Musa işi bittikten sonra bir ağacın gölgesine çekiliyor oturuyor. Ve aynen duası şu. Allah'ım senin nezdinden bana gelecek her türlü rahmete, her türlü nimete ben muhtacım diyor. Bakın bu çok önemli. Ne güzel bir dua. Yani benim paşıma bir arpa tanesi düşse diyor, o bile bana ihtiyaç şu anda. Neden? Yani aç, susuz, yorgun. O kadar çaresiz. Çaresiz, nereye gideceğini bilmiyor, nerede olduğunu bilmiyor. O kadar kötü bir durum ki. Yani imkansızlıklar. Ve o sırada öyle diyor. Rabbim diyor, senden bana ikram olacak en ufak nimete bile diyor muhtacım. Bir damla su bile olsun. Evet yani. İşte tam bu sırada o kızlar geliyor. Geri geliyor. Babamıza senden bahsettik. Seni tanımak istiyor. Seninle tanışmak istiyor diyorlar. Tamam diyor. Musa Aleyhisselam yanına alıyorlar ve babalarına götürüyorlar. Şuayb Aleyhisselam da diyor ki, bakıyor onun durumuna haline. Dürüst, temiz de bir insan. O da bir peygamber zaten. Tamam diyor. Sen diyor, bana diyor burada 8 yıl boyunca çalış. Hizmet et. Ben de senin ihtiyaçlarını göreyim. Senin bizimle beraber barın. Hikayesini anlatıyor Musa Aleyhisselam. Rahat ol diyor. Firavun buraya gelemez diyor. Burası onun hüküm alanı değil diyor. Emniyetli bir yer burası. Evet. Benim imamımda çalış. Ama diyor 8 yıldan sonra 10 yılı tamamlarsan diyor bu senin inisiyatifin diyor. Ben de bundan hoşnut olurum diyor. Rivayete göre de gerçekten Hazreti Musa orada Şuayb Aleyhisselam'ın ortamında 10 yıl çalışmış. Peygamber ahlakını
değerlendirdikleri zaman kendisine böyle kapısını açan, ikram eden bir Şuayb Aleyhisselam gibi insana ondan karşı beklenir. Bütün müfessirler bu konuda hemfikirler. Mutlaka ki Musa Aleyhisselam 10 yılı tamamlamış diyorlar. Makul, çok makul. Evet. Dolayısıyla işte bu 10 yıllık sürecin sonunda Musa Aleyhisselam tekrar geri dönecek. Ha bu arada kızlarından biriyle de onu nikahlıyor Şuayb Aleyhisselam. Evet. İşte geri dönüş yolculuğu başlar. Ailesini de yanına alarak. Evet, tam böyle geri dönüş yolculuğu sırasında çölde gece vakti yolunu kaybeder gene. Karanlık, zifiri karanlık. Yol yok, iz yok. Şimdi böyle bir istikamet bir yolu yok. Yani şu yolu takip edelim diyeceğim. Hava serin olduğu için gece mi yolculuk yapılıyor gece çölde? Gece soğuk. Ailesi çok zor durumda. Göz gözü görmüyor. Tam o sırada bir ışık görür uzaktan. Diğer şurada bir ışık gördüm. Ben siz burada durun, ben oraya gideyim. Ya yol sorarım, bana bir yol tarif ederler o ışığın oradaki insanlar. Ya da der bana bir ateş verirler, onunla ısınırız belki. Diyerek o ışığa doğru ilerler. İşte Hazreti Musa'nın Kelimullah, yani Allah'ın bizzat kendisiyle konuştuğu kişi olma kimliğini, vasfını kazandığı yer tam burasıdır. Dolayısıyla bir çalının arkasından bir ses gelir kendisine. Ve işte orayı şimdi ben senden dinleyeceğim. İkinci burası. Bölüm. Şimdi işte orayı okuyabilirsin. Evet. Hazreti Musa Tur Dağı'ndaki ateşin yanına vardığında çok büyük bir gerçekle yüz yüze geldi. Allah Hazreti Musa'ya bir çalıdan seslendi ve ona vahide bulundu. Allah bu ilk vahyi Kur'an'da şöyle haber verir. Ey Musa, gerçekten ben senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar çünkü sen kutsal vadi olan Tuva'dasın. Ben seni seçmiş bulunuyorum. Bundan böyle vah yolunu dinle. Gerçekten ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Şu halde bana ibadet et ve beni zikretmek için dosdoğru namaz kıl. Bu Hazreti Musa'nın aldığı ilk vahidir ve artık o Allah'ın elçisidir. Allah onu elçi olarak seçtiğini bildirmiştir. Allah ona bir ağaçtan seslenmiştir ve insanın dünyada ulaşabileceği en şerefli makamla şereflendirmiştir. Allah Hazreti Musa'ya kendisini tanıtıp onun Rabbi olduğunu söyledikten sonra ona asasını sorar. Sağ elindeki nedir ey Musa? Dedi ki o benim asamdır. Ona dayanmakta, onunla davarlarım için ağaçlardan yaprak düşürmekteyim. Onda benim için daha başka yararlar da var. Kuşkusuz Hazreti Musa'nın elindekinin asa olduğunu Allah bilmektedir. Fakat Hazreti Musa'yı eğitmek ve ona kendi gücünü göstermek için asasını atmasını istemiştir. Asanı bırak. Attıktan hemen sonra onun şimdi bir yılan gibi hareket ettiğini görünce arkasına dönüp bakmaksızın kaçmaya başladı. Allah bunun ardından Hazreti Musa'ya ikinci bir mucize daha vermiştir. Hazreti Musa'dan ne istedi Cenab-ı Allah? Elindeki asayı at dedi ve o birden yılan oldu değil mi? Evet. Peki neden böyle oldu? Neden asası yılana dönüşüyor? Çünkü firavunların tanrısal kendilerine kudret ve güç atfettikleri en önemli alametlerden birisi yılandan bir asaya sahip olmalarıdır. Ve bu asa attıkları anda yılana dönüşen ve tekrar asaya dönüşen bir gücü ve kudreti temsil eder. Bakın işte Mısır antik çağ kabartmalarına baktığınız zaman gördüğünüz gibi ellerinde yılan başlı asalar görüyorsunuz. Görüyor musunuz? Bu gücü mü simgeliyor hocam? Evet. Tanrı ile olan işte bağını ondan gelen bir kudrete ve güce sahip olduklarının alametidir bu yılan başlı asa. Hemen bir sonraki resme geçiyoruz. Görüyor musunuz? Bakın. Gene burada. Evet. Hep yılan başlı bir asa. Görüyorsunuz. Devam ediyoruz. Bir sonraki resmi rica ediyorum. Evet. Şimdi burada duralım. Devam etsen. Evet. İkinci mucizeye geçelim. Geçiyoruz hocam ikinci mucizeye. Allah bunun ardından Hazreti Musa'ya ikinci bir mucize daha vermiştir. Elini koynuna sok, kusursuz olarak bembeyaz çıksın. Orada duruyoruz. Evet, duralım. Neydi bu? Elini koynuna koy, çıkarınca bembeyaz çıksın. O nasıl bir şey biliyor musun?
adeta müthiş bir ışık kaynağı olarak parlıyor ve insanların gözünü alacak bir ışık oluşturuyor. Hmm. Cenab-ı Allah neden Hazreti Musa'ya yine böyle bir mucize verdi? Hikmeti neymiş bakalım. Çünkü yine Firavunlar kendilerini şöyle tanımlıyorlar. Biz güneşin ışık veren, ona güç veren, güneşli dünyayı aydınlatan Ra'nın çocuklarıyız. Bu da oraya dayanıyor. Ve güneşi kendilerinin ondan gelen bir güç ve kudret olduğunu, kaynağı olduğunu düşünüyorlar, tanımlıyorlar. Ve gördüğün gibi bütün Mısır antik çağ duvar kabartmalarında, tepelerinde güneş. Görüyor musunuz? Bakın elinde güneş var. Yani elinde parlayan, güneş gibi şavk eden bir güç, kudret ve onun Tanrı Ra'nın çocukları olduğunun alameti ve alameti farikası bu. Firavun'u etkileyebilecek şeyler. Evet. Şimdi Firavun'un yani kendisi uluhiyet, güç atfetmiş olduğu tüm deliller bizzat orada Hazreti Musa'ya mucize olarak veriliyor. Buyur buradan. Evet. Bak olaya. Yani bunlar orada verilişinin gayesi, bak o hani kendisini Tanrı idan eden Firavun var ya, onun kendisine atfettiği ve insanları ikna etmeye çalıştığı bütün iddiaların hepsinin gerçeğini, hakikatini ben sana veriyorum bugün diyor Cenab-ı Allah bir yerde. Güzel. Devam ediyoruz. Evet, görüyorsunuz bakın. Ra'nın güneşinden bu şekilde, bakın hep bu şekilde tasvirler var. Bu da bir papirüs kağıdı üzerinde yapılmış bir tasvir. Gördüğünüz gibi güneşin ışınlarından, elini bakın uzatmış, o güneşin ışınlarından güç ve kudret toplayan bir simge. Evet, devam ediyoruz. Evet, şimdi durduk burada. Devam et sen şimdi. Üçüncü mucizeye geçiyoruz. Evet hocam, geçiyoruz. Ardından Allah kendisini toparlamasını ve bu mucizelerle Firavun'a gitmesini emretmiştir. Ve her türlü dehşetten yana kanatlarını kendine doğru çek. İşte bunlar senin Rabbinden Firavun ve önde gelen adamlarına iki kesin kanıt, mucizedir. Gerçekten onlar fasık bir topluluktur. Evet, evet dostum. İşte burada bugünün gecesinin en önemli altın ifadelerinden, vuruşlarından birisini yapıyoruz. Nedir neden hocam? Biliyor musun? Hı. Orada ne diyor Cenab-ı Allah Hazreti Musa'ya? Kanatlarını indir diyor. Şimdi ben yaptığım araştırmada ne kadar meal varsa şöyle baktım. Bütün meallendirmelerde şöyle diyor. Ve tefsir kaynaklarında hemen hemen çoğunda şunu söylüyorlar. Hani kanatlarını indir diyor ya Hazreti Musa'ya. Müfessirler veya meallendirmeye çalışan insanlar şöyle yorumlamışlar. Hazreti Musa bütün bu olanlardan o kadar şaşırdı, o kadar hayrete düştü, panikledi ki eli kolu böyle dağınık bir vaziyete düştü. Artık sakinleş, elini kolunu indir, toparlan, kendine gel anlamını çıkarmışlar. Kanatlarını kendine doğru çek. Evet. Kollarını indir. Elini kolunu kendini toparla anlamını vermişler. Ve ben çoğu mealde, çoğu açıklamalarda bunu gördüm. Orada şu tarihi kaynak ve belgelere dayalı olarak bir hata yapıldığını gördüm. Ve çok az kişinin kanata vurgu yaptığını tanık oldum. Neden biliyor musun? Neden? Bakın, gördüğünüz gibi bütün Mısır hiyerogliflerinde, duvar tasvirlerinde ve resimlerinde aynı zamanda Firavun'a bahşedilen en önemli alametlerden birisi de kanattır. Kıyafette böyle bir kanat var. Evet, böyle kanatlardır, kanatları. Yani Allah'ın, Tanrı'nın, Ra'nın onlara bahşettiği böyle bir üstün, göksel bir varlık olma özelliği bahşettiği ve onların kanatları olduğu tasviri yapılmıştır. Ve bütün duvar resimlerinde firavunlar çoğunda rahipler kanatlı olarak tanımlanmıştır. Bir sonraki resme geçelim, orada yine göreceğiz. Bakın, kanatlı yılan. Şimdi asa yılandı ya, bakın biz her firavun resmine baktığımız zaman şu tasviri görürüz değil mi şu görüntü? Nedir bu görüntü biliyor musun? Bak burada yılan var. Tamam. Gördüğün gibi burada bir yılan var. Evet hocam. Peki şu başlıklar ne kadar ilginç değil mi? Neyse, bu ne biliyor musun işte? Nedir bu? O yılanın kanatları, sağına soluna inen kanatları. Bu başlığı sadece firavunlar taşıyor. Baştaki yılanla bütünleştirmemiz gerekiyor onu. Evet, aynen. Yılan zaten demin anlattım. Bu da kanatları. Yani Ra'nın çocuğunun olduğunun alamet farikası olarak bu başlığı taşır ve Firavun'dan başka kimse başlığı takamaz.
Bu kobra yılanında var hocam, böyle sağ evet, sonunda buna benziyor. Kobra yılanı hani yılanda da var, öyle kanat var ya aynen dediğin hı-hı gibi. Hı-hı. Onu kanat olarak görmüşler. Tanrısal bir kudret ve güç olarak tanımlamışlar. Ve kendileri de bu başlığı bu şekilde tanımlamışlar. Hı-hı. İşte buradan anlıyoruz. Şuraya geliyoruz. Hazreti Musa'nın kendisine verilmiş olan bir diğer üçüncü mucize, hı-hı, böyle kolların dağılması, toparlanması falan değil. Orada bizzat Hazreti Musa'nın kocaman, görkemli, muhteşem bir kanat açıldı arkasında. Hı-hı. Yani firavunların iddia ettiği, üçüncü kendilerine tanrısal güç olarak tanımladıkları alametlerden üçüncüsü kanat, bizzat Hazreti Musa'ya verildi. O yüzden Cenab-ı Allah diyor ki ona, hı, kanatlarını katla, kendini topla, çek, onu kendine doğru çek. Hı. Şimdi onları toparla diyor. Ve aynen bir kartal gibi düşünün, hı, kat kat katlanarak, o kanatlar toplanarak, hı hı, kapanıyor. Hı. Çok ilginç. Şimdi, evet. Hocam şimdi burada bir soluklanacağız, bir yani, reklam arası vereceğiz. Evet, şunu son cümleyi söyleyelim. Son cümle. Verilen üç mucizenin üçü de, hı, orada parlayan el, aynı zamanda yılan, asan yılana dönüşmesi ve kanat. Ve kanat. Bunların her üçü de Firavun'a verilmiş, onun uluhiyet iddiasının alameti olarak tanımlanmış olan şeylerin bizzatı Hazreti Musa'ya bahşedilmesinden. Gerçeği var orada, evet, orada simgesi, simgesi var. Hazreti Musa'nın, hı, onun iddialarını ters yüz edeceği, hı hı, ve onu bertaraf edebileceği tüm alametler verildiği gibi aynı şekilde kanat da verilmiştir. Birinci Ahmose, Hiksosların yönetimini yıkınca, hı hı, işte böylelikle Firavunlar rejiminin ilk temeli o zaman atıldı. Hı. Birinci Ahmose ve birinci Tutmose zamanında Firavunlar şöyleydi. Allah'ın kendisini de kendilerini yerinde, yeryüzündeki bir halifesi olarak tanımlıyorlardı. Hı hı. Yani fakat şimdi işte şuraya geleceğiz. Hı hı. Diyor ki, Tuva Vadisi'ne Cenab-ı Allah Hazreti Musa'ya seslenirken, git diyor o Firavun'a, hı hı, güzel bir dille, latif bir dille anlat ve konuş onunla. Kavlileyin. Evet. Ve çünkü diyor o çok azdı. Haddini, hı, aştı artık diyor. Hı hı. Biz buradan şunu anlıyoruz ki, bu üçüncü Tutmose ile beraber artık bizzat kendi tanrılıklarını ilan eden bir zihin yapısına evrilmeye uğramış Firavunlar. Hı. Anlatabildim mi? Hı hı. Artık şey değil, halife falan değil. Hı-hı. Yeryüzünde. Bizzat ben Tanrıyım diyen bir kafa yapısına evrilmiş. Haddini, hı-hı, aştı derken Cenab-ı Allah Hazreti Musa'ya onu kastediyor. Biz de bunu nereden anlıyoruz? İşte ben hemen oradan yönetmenimden rica edeceğim. 18 ve 19 numaralı resimleri. Bu 3. Tutmose'nin veziri. Kim bu adam? Rekmehire. Rekmehire'nin mezarı, bakın şurası, mezar odası. Hı hı. Onun lahitinin bulunduğu mezar odası burası. Hı hı. Biliyorsunuz orada soylular, devlet adamları önleri için lahit ve o lahitin içinde bulunduğu bir mezar odası düzenliyorlardı. Hı hı. İşte bu mezar odasının şu gördüğünüz duvarında 18. mezarın, 18 numaralı resmimiz, mezarın batı duvarında Rekmehire'nin hiyeroglif metinler halinde yönetmeliğini görüyorsunuz. Ne onun diyor? İfadelerini görüyorsunuz. Ne diyor hocam? Peki ben bunu şimdi onun transkribini okuyacağım. Ne anlatıyor Rekmehire orada? Diyor ki, yukarı Mısır kralı nedir? Aşağı Mısır kralı nedir? O bir insanın yaşadığı bir tanrıdır. Hmm. O bir tanrıdır diyor bakın. Tüm insanların babası ve annesidir ve tek ve eşsizdir o. Baskın majesteleri ne olacağını biliyor. Gerçekten de bilmediği hiçbir şey yok. Her bakımdan tottur. Yani Tutmose diyoruz ya. Tanrı. Ha, yani Mısır tanrısıdır o diyor. Tanrıdır, hı hı, diyor. Hı hı. Artık bakın Tutmose derken Tanrı'nın oğlu diyorduk. Ama, hı hı, şimdi ona direkt Tut diyor. Yani Tanrıdır, hı hı, o diyor. Yani haddini aşma dediğimiz nokta burası. Majesteleri ses hatın, yazı, yani yazı tanrıçası tarzından sonra onun anlayamadığı hiçbir şey yoktur. Yani her şeyi bilir, anlar, tam bir tanrı gibi söylüyor, tanımlıyor. O emreden ve icra eden, bir tanrı gibi tasarımı icraya dönüştürendir. Hı hı. Şahsiyetini gerçek göklerin efendisi Ra'dan alır. Hı. Ra, işte güneşe gücü, güneşle gücünü veren, o güneşi yaratan o tanrı Ra'dan alır diyor. Demin onu da izah ettik. Hı hı. Evet, yine o vezir Rekmehire'nin odasındaki hiyeroglif anlamında duvardaki tasvir ve resimleri görüyorsunuz. Hı hı. Bütün bu metinler bize, bu 18 ve 19. resimlerdeki bu anlatımlar
Yani 3. Tutmose zamanında artık bizzat tanrılık iddia eden bir zihin yapısına doğru, yönetime doğru evrildiğini gösteriyor Firavunların. Evet. Yani aynen Hazreti Musa'ya ifade edildiği gibi haddi aşan, asla kabul edilmeyecek olan, şirke yönelen, bizzat şirk koşan bir devlet yönetimi oluşmuş 3. Tutmose zamanında. Tamam. İşte o yüzden diyor ki Cenab-ı Allah Hazreti Musa'ya, git diyor o haddini aştı. Ve onunla konuş. İnsan sana verdiği mucizelerle ona kendini ifade et. İşte Hazreti Musa'ya bu anlamda çok ağır bir görev veriliyor. İnsan yanlış şeylere inanabilir. Ama yanlışın en büyük yanlışı, haddi aşma diye tanımlanan o büyük nokta, kendini Tanrı olarak ilan etmesi, evet, dediğimiz nokta, ki burada uyarı yapılması. Tabii şu da çok önemli. Bu yazıtlar, bu kitabeler, görsellerimiz çok önemli bakın. Bizzat bu olayın, yani Hazreti Musa'ya verilmiş olan vahyin delilini teşkil ediyor. Teyit ediyor bütün bunlar. Evet. Yani haddini aştı derken ne yaptı bu adam? Tanrılık iddia etti. Nereden biliyoruz? Bizzat kendi vezirinin bize bırakmış olduğu kitabelerden anlıyoruz bunu. O söylüyor zaten bunu. Böyle oldu bizim zamanımızda diyor. Kesinlikle. Dolayısıyla bu ilk kez tanrılık iddiasının bu dönemde 3. Tutmose zamanında olduğunun delilidir. Belgelerimizin ışığında adım adım ilerliyoruz. Evet, şimdi geliyoruz işte Harun Aleyhisselam'ı yardımcı olarak istiyorum. Hazreti Musa malum. Ona Hazreti Musa'ya yardımcı olarak kardeş Harun görev sahibi. Güzel bir dille konuş deyince ona da peygamber Musa peygamber. Evet, onun da dili hitabeti gayet dinin iyi olduğunu ifade ediyor Hazreti Musa. Dolayısıyla kendi diline biraz pelteklik olmasından dolayı bunu niyaz ediyor. Cenab-ı Allah da kabul ediyor. Belki kardeşi Harun'la beraber sadece iki kişi. Hazreti Musa ve kardeşi bakın. Koskoca o Firavun'un yönetiminin, ki bu o günün dünyasının en büyük küresel güç odağı, dünya üzerindeki o günkü en güçlü devleti, onun karşısında sadece iki kişi olarak çıkacaklar. Bu gerçekten yürek ve cesaret istiyor. Peygamber de olsa sonuçta bir insan. Evet. Değil mi hocam? Burası. Peki. Şimdi senden dinliyoruz bu Hazreti Musa'nın Firavun'la karşılaşması. Evet, Firavun Musa'ya söylüyor. Musa Aleyhisselam. Bu arada görselle geldi. İzleyicilerimiz onu görsünler. Üçüncü Tutmose bu. Üçüncü Tutmose'nin görseli bu. Musa, evet, peygamberle konuşan Firavun bu. Hazreti Musa Aleyhisselam'a sen kimsin dedi. O da ben alemlerin Rabbinin peygamberiyim cevabını verdi. Firavun önce çok şaşırdı. Daha sonra ise evvelce ona yaptığı iyilikleri başa kakarak öfkeyle Hazreti Musa'yı suçladı. Bu konuşma Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Kendisine Allah'ın emri tebliğ edilince ahmak Firavun dedi ki, biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının birçok yıllarını aramızda geçirmedin mi? Sonunda o yaptığın kötü işi de yaptın. Sen nankörün birisin. Musa Aleyhisselam, ben Kıpti'yi kasten öldürmedim. Ben o işi o anda sonunun ne olacağını bilmeyerek yaptım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. O başıma kalktığın iyilik ise İsrailoğullarını köleleştirmenin bir neticesi değil. Neticesi değil miydi? Dedi. Musa Aleyhisselam devamıyla şöyle, işte sen böylece zulmettin. Beni ailemden ayırdın. Fakat daha sonra Rabbim bana ilim ve hikmet verdi. Beni peygamber kıldı dedi. Evet, bir saniye orada bir duralım. Farkındaysan orada bir şey var. Biz seni besledik, sarayda yetiştirdik, bu yaşa getirdik, o kadar yedirdik, içirdik. Sen ne nankörsün diyor. Halbuki Hazreti Musa'nın sarayda olmasının sebebi nedir? Onların İsrailoğullarına zulmetmesi, doğan çocukları öldürmesi değil mi? Bir saniye. Yani burada bir pişkinlik var. Akıl oyunu yapıyor. İşi polemiğe boğuyor. Ve diyor sen nankörlük yaptın. Annesinden ayırdı, ailesinden. Evet, ayırdı. Ailemden ayırdın beni. Evet. Ona orada hemen bu hatırlatmayı yapıyor. Devam edelim. Firavun, Rabbiniz de kimmiş ey Musa dedi. O da bizim Rabbimiz her şeyi hırkatini, varlık ve özelliğini veren, sonra da doğru yolu gösterendir dedi. Musa dedi ki, eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kişiler olsanız itiraf edersiniz ki o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Musa da şayet aklınızı kullansanız anlarsınız ki o doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir. Firavun, benden başkasını ilah edinirsen andolsun ki seni zindanlıklardan ederim dedi. Musa,
sana apaçık bir mucize getirmiş olsam da mı dedi. Evet, buradan. Evet. Firavun, doğru söyleyenlerden isen hadi getir onu diye karşılık verdi. Hazreti Musa aleyhisselam kendisine verilen mucizeleri sergiledi. Firavun yine korktu. Bu mucizelerden sonra neredeyse Musa aleyhisselama iman edecekti. Fakat veziri Haman buna mani oldu. Onu tahrik etti. Sen tanrısın. Sana başkasına kulluk yapmak yakışmaz. Hem herkes seni tanrı biliyor. Seni tanrılıktan kulluğa inme. Biz buna bir çare buluruz dedi. Evet, çok önemli işte. Firavun o güne kadar tanrılık iddiasında bulunduğu tüm alametleri Hazreti Musa'nın önünde, üzerinde görünce aklı başından gitti. Hı hı. Ve dedi ki ya bu tanrı, yani bu gerçekten Rab olan, alemlerin Rabbi olan Allah'ın elçisi, başka bir şey olamaz mı? Bu mucizeleri başka bir şey gösteremez. Hı hı. Yani kendisi iddiasında bulunuyordu ama Hazreti Musa da gerçeğini gördü. Ve iman edecekti ha. İman edecekti. Hı hı. Bunun için harekete geçti. Evet dedi, ben teslim oluyorum. Senin alemin Rabbi olan, senin Rabbine iman ediyorum diyecekti ki hemen yanı başındaki, evet şu anda görselimizdeki kişi. Hemen biraz görselimizi büyütürsek, bu Haman dedikleri, rica ediyorum. Bu mu Haman? Onun veziri Haman hemen elini omuzuna koydu. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Elini omuzuna koydu. Hop, bir saniye sakin ol. Kendine gel. Sen ne yapıyorsun? Burada bir kurulu düzen var ve bu düzenden hepimizin menfaati var, çıkarı var, kariyeri var. Bu şekilde terk edip gidemezsin. Ve böyle inandım diyerek olaydan vazgeçemezsin. Ben buradan bir şey işaret ediyorum tüm izleyicilerimize. Nedir hocam? Her firavunu firavun yapan kendi etrafındaki güç odakları vardır. Popohlayanlar. Firavun dediğiniz kişi etten, kandan, kemikten bizim gibi bir insandır. Onu bu noktaya getiren nedir biliyor musunuz? Onu uçuran, o noktaya getiren, tanrısal güçler atıf eden, bu iş onun o profilinden, duruşundan, menfaat elde eden arkasındaki çıkar ve menfaat çevreleridir. Onları aldığınız zaman firavunun ne firavunluğu kalır ne iddiası kalır. Olay biter. Nihayetinde firavun gerçeği görüp de iman edeceği zaman bir saniye diyor. Burada sen yalnız değilsin. Bunu kendi adına bunu bu şekilde tasarruf da bulamazsın diyor. Haman. Biz buradan şunu işaret ediyorum. Bir kişi diktatörse, zalimse, zulmediyorsa o kişinin zulmünün gerekçesini oluşturan yanındaki duran kişilere bakın. Arka planına bakın. Ona o gücü atfeden insanlara bakın. Burada da önemli bir ders veriyor. Haman'ı gördük. Resmini gördük. Haman arkadaşlar işte bu gördüğünüz görsel Viyana Müzesi'nde Haman'a ait bir görseldir. Onun duvar resimlerinden elde edilmiş bir canlandırması olarak bu şekilde Haman görseli ekrana geliyor şimdi. Arkeolojik çalışmaların sonunda Haman bu şekilde tasvir edilmiş. Hemen bir sonraki görsele geçiyoruz. Bu da işte Haman'ın bizzat kendisinden bahsedilen, yani Kur'an'da bahsedilen, ismi geçen Haman'ın gerçek olduğunu, o dönemde yaşadığını ve kralın vezir olduğunu bu hiyeroglifik yazık kitabelerinden öğreniyoruz. Şu gördüğünüz ekrandaki bu yazılar da, belgeler de şu anda Viyana Müzesi'ndedir. Çok güzel. Dolayısıyla yani Kur'an'da geçen her bir şahsın ve hikayenin arkeolojik anlamda arka planda delili, kanıtı olan şeylerdir. Dolayısıyla Kur'an haktır, hak bir sözdür. Cenab-ı Hakk'ın bu anlamlı sözünün gerçekliğin, hakikatinin yeryüzünde bugün delili ve belgesi vardır. Biz bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Ortaya koymaya başlıyoruz. Meselemiz bu. Evet. Devam ediyorsunuz. Alalacele, evet. Alalacele 500 kişilik bir heyet kuruldu ve toplantı yapıldı. Firavun çevresindekileri ileri gelenlere Hazreti Musa'yı kastederek, bu doğrusu çok bilgili bir sihirbaz. Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz dedi. Evet. Hazreti Musa aleyhisselam ve büyücüler aşamasına geçelim mi hocam? Evet. Yani orada onlarla istişare ediyor. Ve terörist ilan ediyor. Yani yurdumuzdan çıkarmak istiyor bak bunlar. Yine geldiler. Hani zamanında bizi devirmişlerdi. Hiksoslar yönetim kurmuştu. Hazreti Yusuf zamanındaki İsrailoğulları, onların soyundan gelenler ya. Irkçılıkla ilişkileniyor. Şimdi dolayısıyla bunun niyeti başka diyor. Ne biliyor musunuz? Oradaki heyeti ikna etmeye çalışıyor. Yani aklınız sakın şaşırmasın. Ona inanmaya falan kalkmayın. Amaç bu düzeni bozmak. Ortalığı kaosa sabote etmek, terörize etmek. Milli, bu anlamda milliyeti, yani milliyeti hukuk dışı kullandık. Bir kimlik bu. Evet.
gayri hukuki bir kimlik. Dolayısıyla bu anlamı tanımlamaya geliyor. Yani çıkar o çıkarı olan kişiler çıkarın ortadan evet. kalkmaması için milliyeti. Derdi bu diyor yani. Milliyeti İktidar kullanıyor. O. Milliyeti kullanıyor. Yani milliyet dediğimiz olayı kullanarak değil mi hocam? Ha, bir de orada yaftalıyor yani. Hı. Bunun derdi iktidar, hı. devlet. Yoksa hakikati ortaya koymak değil. Hı. Mesele bu. Bu iddiayla Hazreti Musa'yı ve ona inananları bir yaftalamayla terörize etmek, bu şekilde bir tanımlamaya mahkum etmeye çalışıyor. Evet. evet. Şimdi devam ediyoruz. Hazreti Musa Aleyhisselam ile büyücüler kısmına geçiyoruz. Hazreti evet. Musa ile Aleyhisselam ile büyücüler arasındaki karşılaşma, Firavun, büyücüler ve seyreden halk için hiç beklenmeyen bir sonuçla bitmiş oluyordu. Kazanacaklarından emin olan büyücüler kaybetmişlerdi. Hem de bu bütün Mısır halkının gözü önünde gerçekleşmişti. Evet, büyücüler. Orada bir şöyle yapalım. Bir yapalım? Boşluk var. O boşluğu dolduralım istersen. Tabii. O komisyon toplandı. 500 kişilik komisyon. Ülkedeki en tanınmış büyücüler çağrıldı. Hı. Hazreti Musa dediler ki bir büyücüdür. Onun yaptığı şeyler büyüdür. Onunla baş etmekle görevlendirildiler. Hı. Dolayısıyla da halkın herkesin toplandığı ve asla kaybedeceklerini düşünmedikleri bir cümbüş içerisinde herkesin tanık olacağı bir ortamda o büyücülerin Hazreti Musa ile yarışmasını istediler. Hı hı. Böylelikle Hazreti Musa'yı ters yüz edecekler, onun delillerini yok edecekler, haksızlığını kanıtlayacaklar. Emin de kendilerinden eminler kazanacaklarına. Tabii. Çünkü ödül istiyorlar Firavun'dan değil mi hocam? Dolayısıyla ödülümüz de olacak büyücülere de diyor, siz bu yarışı kazandığınız zaman benim yakınlarımdan olacaksınız, benim avanemden olacaksınız. Hı. Yani bu ülkenin seçkin ayrıcalıklı insanlar sınıfından olacaksınız sizler. Hı hı. Çok önemli. Dolayısıyla onlara böyle bir vaatte bulunuyor. Evet, şimdi devam edelim orada. Evet, büyücülerle Hazreti Musa karşılaştı, ne oldu? Evet, büyücüler bunun gerçek bir mucize olduğunu ve Allah'ın varlığının ve Hazreti Musa'ya olan desteğinin bir delil olduğunu anladılar ve hemen iman ettiler. Ve sihirbazlar secdeye kapandılar. Evet, şimdi... Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Çünkü... Musa'nın ve Harun'un Rabbine, evet. Çünkü onlar yılan, ellerini sopalar attılar, yılan oldu büyücüler. Fakat Hazreti Musa elindeki asayı attığı zaman onun asasından oluşan yılan onların yılanlarının hepsini yuttu. Yok yedi. Etti. Büyücüler şok içindeler. Hı hı. Çünkü Hazreti Musa'nın yaptığı işin bir büyü değil mucize olduğunu fark ettiler. Gerçeklik. Evet. Tam bir gerçeklik. Dolayısıyla bir şok yaşıyorlar. Evet bu mucize. Bu bir büyü falan değil, sihir değil. Biz sihir ve büyünün üstadlarıyız Mısır'da. Hı. Bu işin ilmine sahibiz. Bunu görünce anlarız biz. Bu büyü değil, bu bir mucize. Allah'tan alimler korkar dedikleri sonuçta, olaylar. Sonuçta bir de şu var. Evet. Hazreti Musa diğer delilleri de ortaya koydu. Parlayan el, o. Hmm. Artı kanatlar. Hmm. Gördükleri şey, evet. Şimdi büyücüler ne yapıyorlar? Alemler Rabbine iman ettik dediler. Evet. Musa'nın ve Harun Rabbine diyorlar. Firavun, ben size izin vermeden önce ona iman ettiniz öyle mi? Akıllara da bir tahakküm olayı var galiba. Mutlaka bu. Halkı buradan sürüp çıkarmak amacıyla şehirde planladığınız bir tuzaktır. Yani siz de mi içindesiniz bu olayın demeye getiriyor galiba. Şunu söylüyor. Siz diyor büyünün üstadısı olan Musa'dan mı öğrendiniz bunu? Hmm. Onunla işbirliği halindesiniz. Anlaşıldı. Ha. Siz bana ihanet ettiniz. Bu sizin başınız. O sizin başınız, piriniz. Bunu size sizinle beraber anlaştı. Beraberce bana hile tezgahla kurdunuz öyle mi? Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Ben izin vermeden siz nasıl böyle bir iman ettiğinizi ifade edebilirsiniz? Burada irade belirtecek benden başka daha üst bir makam mı var? Benden izinsiz nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz? Bir, eğer büyüyse gördüğüm kadarıyla sizin en üstadınız ve piriniz o. Siz de ona tabisiniz. Ve beraberce anlaştınız, bana oyun kurdunuz öyle mi? Şimdi ben sizi elinizi kolunuzu ayağınızı çaprazlama kesmez miyim? Ki Firavun'un en yaygın ve bilinen cezalandırma yönteminden birisi el kol ayak kesmektir. Hı hı. Evet, buyur. Var mı? Şüphesiz o sizi büyüyü öğreten büyüğünüzdür. O halde ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çapraz olarak keseceğim ve sizi hurma dallarında sallandıracağım. Siz de elbette hangimizin azabı daha şiddetliymiş ve daha sürekliymiş öğrenmiş olacaksınız. Dediler ki bize gelen apaçık delillere ve bizi yaradana seni asla tercih edip seçmeyiz. Neyde hükmünü yürütebileceksen durmaksızın hükmünü yürüt. Sen yalnızca bu dünya hayatında hükmünü yürütebilirsin. Onlar da biz de şüphesiz Rabbimize döneceğiz dediler. Oysa sen yalnızca bize geldiğinde Rabbimizin ayetlerine inanmamızdan başka bir nedenle bizden intikam almıyorsun. Rabbimiz
üstümüze sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak öldür. Hiç zararı yok dediler. Çünkü biz gerçekten Rabbimize dönücüleriz. Doğrusu biz iman edenlerin ilki olduğumuzdan dolayı Rabbimizin bizim hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz. Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden başka Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çaptırmaları korkusuyla iman eden olmadı. Çünkü Firavun gerçekten yeryüzünde büyüklenen bir zorba ve gerçekten ölçüyü taşıranlardandı. Evet. Zulmetti. O büyücüleri, evet. Kendi çağırdı, görevlendirdiği insanları öldürdü. İşkenceyle. Tabii burada yine Firavun'un 3. Tutmose'nin eşlerinden, 7 eşinden birisi olarak tanımlanan Hazreti Asiye validemiz de iman eden kişilerden birisiydi. O da malum bildiğimiz gibi İslami kaynaklarda, tarih anlatımlarında kendisinin kızgın çöle ellerinden kollarından bağlanarak yatırıldı. Üzerine ağır taşlar konuldu ve imandan vazgeçmesi için kendisine bu işkence ve eziyetler yapılırken kendisinin aynen Kur'an'daki Tahrim Suresi 11. ayet-i kerimede ifade edildiği gibi şu duayla Cenab-ı Allah'a iltica ettiği belirtilir. Rabbim bana kendi katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar ve beni zalimler topluluğundan azat eyle. Şimdi biz buradan şunu görüyoruz. Asiye validemiz bütün bu işkencelere rağmen Hazreti Musa'daki görülen o alametler, o iman hepsini ikna etmiştir. Ve bu anlamda işte burada bir yanlış anlaşılmayı da düzeltiyoruz. Nedir hocam? Şimdi Firavun deyince herkes bir tane Firavun anlıyor. Halbuki Hazreti Musa'nın ilk şehirden kaçtığı Firavun, şehirden uzaklaşırken yani Kıpti'yi öldürürken kaçtığı Firavun 2. Tutmose'dir. Şehirden dönüp karşılaştığı ve şimdi büyücüler huzurunda, büyücülerle beraber yarıştığı, huzurunda olduğu Firavun ise 3. Tutmose'dir. Buna dikkat edin. Şimdi Kur'an sadece Firavun diyor ama o onların bir ünvanıdır. Aynı Firavun değiller bunlar. Bir, ona işaret etmek istiyorum. İki, Hazreti Musa'yı saraya alan Hapsetşut kraliçe 2. Tutmose'nin eşidir. Asiye validemiz ise iman etmiş olan 3. Tutmose'nin eşlerinden birisidir. Burası önemli bir detay. Dolayısıyla biz burada Firavun eşi denince sanki bir tane eşi var ve bütün bu süreç içerisindeki o eşten bahsediliyormuş gibi anlaşılıyor. Hatta bazı kaynaklarda Hazreti Musa'yı saraya alan kişinin Hazreti Asiye olduğu rivayet eden insanlar gördüm. Bu bir yanılgıdır. Zaten Asiye validemizin ne zaman iman etti ve yaşadığı konusunda çok da net bir bilgi yok. Fakat Hapsetşut'un bizatihi Senenmut ismiyle Hazreti Musa'yı saraya alan kişi olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı da bu 3. Tutmose şunu yapmış. Sen bizim başımıza bu adamı bela ettin, saraya aldın diyerek Hapsetşut'a ait ne kadar varsa kalıntı, belge, bilgi, yazıt hepsini tahrip etmiş. Hatta mezarını da kendi lahitinden çıkarıp şehrin uzak baroş bir köşesine naklettirmiş, attırmış. Çok enteresan. Çünkü ona nefret ediyor. Saraya sen aldın bunu ve bizim başımıza bütün bu belalar, sıkıntılar senin yüzünden geldi. Bu Senenmut, yani Hazreti Musa'yı bizim başımıza sen getirdin. Evet. Ondan sonra Hazreti Musa şunu istiyor. Ben kavmimi alayım gideyim buradan. İsteği bu. İsrailoğulları. Ama bunu kabul etmeyecek Firavun. Neden? Çünkü Kıpti dedik kendi halkını, İsrailoğullarını ve diğer o İsrailoğullarına bağlı olan diğer o ülkede köle edilmiş nüfusu onların hizmetinde çalıştırarak halkı kendisine bağlı kılıyor. Sömürüyor. Mesela Kıpti olan halk Firavun'a büyük bağlılık duyuyor. Onun bütün bu saçmalıklarına iman edip inanıyorlar. Neden biliyor musun? Neden? Tüm hizmetleri çünkü İsrailoğullarına yaptırıyorlar. Kölelerine yaptırıyorlar. Sınıfçılık var yani. Dolayısıyla da insanlar ya diyorlar bize bunlar olmasa, Firavun olmasa biz ne yapacağız? Tarlada, tapanda, hayvan peşinde çalışıp köleler gibi, bu aşağılık insanlar gibi kendi işimizi kendimiz yapmak zorunda kalacağız. Doğru. Dolayısıyla o yüzden diyor bak sen onları götürürsen ben ne yaparım? Bu halk ne yapar? Benim firavunluğum kalmaz o zaman. Onlara böyle bir hizmet sunamam. O yüzden izin vermek istemiyor Hazreti Musa'ya. Buna rağmen. Dolayısıyla rağmen, işte
hem İsrailoğulları katledip demokratik anlamda artmaları nüfusunu engelliyor, kontrol altına alıyor. Hem de onları köleleştirerek Kıptilerin ihtiyacını görerek onların kendine olan bağlılığını sağlıyor. Böyle bir tezgah, böyle bir toplumsal düzen kurulmuş. O düzenin bozulmasını izin istemediği için Hazreti Musa'nın kavmini alıp Mısır'ı terk etmesini istemiyor. İşte o sırada bir dizi felaketler yaşanıyor Kur'an'da bahsedilen. Musa peygamberin galiba hani... Neler yaşanıyor? Böcek salgını, nehirlerin, suların kana dönüşmesi, kıtlık. Çeşitli hastalıklar, kıtlıklar. Hemen işte ben şimdi yönetmenimle ipu ver papürüsü. Resim 23 isteyeceğim. Ona yakın musibet. Evet. Aklını İpu ver papürüsünü rica ediyorum. Evet. İşte şu anda ekranımıza gelen bu papürüs, Kur'an'da geçen Firavun'un Hazreti Musa ile inatlaşması, onun şehri İsrailoğulları böyle terk etmesine izin vermemesinin neticesinde Firavun'un yaşamış olduğu musibetlerin anlatıldığı tarihi belgeyi görüyorsunuz şu anda. İpu ver papürüsü. Ne yazıyor hocam orada? Geleceğim. Ne yazık ki bazı kısımları tabii yıprandığı için tahrif olmuş. Tamamı okunamamış benim gördüğüm kadarıyla. Bu konuda İngilizlerin yapmış olduğu akademik bir çalışma var. Bu çalışmada fakat okunabilen kısımları aynen ben okuyorum buradan. Dinliyoruz. Mısır'ın aşağısı mahvoldu. Tüm saray işsiz kaldı. Sahip olunan her şey, buğday, arpa, kazlar, balıklar, böylece her şey, ekin her yerde mahvoldu diyor. Sel gibi bir şey o zaman. He. İfadeler eksik. Arada tahrip olan bölümler var. Ama anlaşılıyor gayet güzel. Nehir kana bulandı. Bakın oradaki olaylardan birisi suların kana dönüşmesi değil mi Kur'an'da anlatılan? Doğru, doğru. Evet, bak ne diyor? Bizzat bu ipu papirüs, ipu ver papirüsünde diyor ki sular diyor kana dönüştü. Nehir kana dönüştü. Felaketler her yeri sardı. Her yer kana bulandı. Altın ve lapis, lazuli, gümüş, malachite ne bunlar? Değerli taşlar. Karnelian ve bronz artık hepsi kölelerin boynuna geçti. Biz buradan şunu anlıyoruz. Mısır'da artık öyle bir kaos yaşanıyor ki insanlar kaçıyor. Sarayda düzen kalmıyor. Yağma var. Yağma var ve sarayda barınan Firavun'a ait bir takım ziynetler ve kazanımlar o halk tarafından, aşağılık köleler tarafından onlarda yağmalanıyor ve onların eline geçiyor. O kadar. Artık sarayda da güvenlik sağlanamıyor. Müthiş bir istikrarsızlık yaşanıyor. Papyrus'un evet sonunda Rab, Lord of Love All diye geçiyor. Tüm alemlerin Rabbi ifadesi bu Firavun için kullanılmış. Ama tabii ki bütün bunların sonunda Firavun artık müthiş bir şekilde sarsılıyor ve sonuçta Hazreti Musa'nın Mısır'ı terk etmesine izin vermek zorunda kalıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de Şuara suresi 57 ve 58. Onu okuyorum. Şimdi papyrus de birebir papyrus, şu papyrus Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetlerin delilini teşkil ediyor. Ne diyor orada? Şuara 57-58'de diyor ki biz de Firavun'un kavmini bahçelerden, pınar başlarından, servetlerden ve iyi bir konumdan çıkardık. Yani onun durumunu sarstık. İşte böyle yaptık ve onlara İsrailoğullarını mirasçı yaptık diyor. Yani o Firavun'a ait zenginliklerin İsrailoğullarına geçtiğini ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim. Bu papyrüsteki ifadeler de aynen onu söylüyor bakın. Ne diyor? Kölelere geçti diyor. Bütün değerli taşlar, kazanımlarımız onların oldu diyor. Dolayısıyla Kur'an'daki ayetler birebir bu papyrüste hem Musa Aleyhisselam'la cedelleşmenin sonucunda Mısır'da oluşan felaketleri hem de Şuara suresindeki ifade edilen ziynetlerin kölelere geçişinin delilini bu papyrus belgesini oluşturuyor. Bir belgeyi daha bu şekilde kamuoyunun bilgisine ve görgüsüne sunmuş oluyoruz. Ve Allah'ın sanırım emriyle Kızıldeniz'e geldik. İşte orada aynen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o kendisinin hicret sırasında takip edilmesi gibi. Evet, Sevir Dağı'nda işte diyor ya la tahzen, üzülme, Allah bizimle diyen tavrı Hazreti Musa'da tanık oluyoruz. Denizin kıyısına gelmiş, eyvah yandık, Firavun arkamızda diyorlar. Üzülmeyin. Yani asla teselli, şey yapmayın, paniklemeyin.
Gâli kella derken, de ki Allah Rabbim benimle birlikte ve bana hidayet edecek diyen ifadeleriyle ve o işte deniz yarılıyor ve kavmiyle beraber geçiyor. Yine şimdi bu arada şunu söyleyeyim. Hı. Üçüncü tuhmese vardı. Hı. Fakat üçüncü tuhmese değil, onunla beraber tahtı paylaşan oğlu, onun oğlu ikinci Ahmose. İkinci Ahmose. Peşine düşen yani o da Firavun. Tamam. Üçüncü Tuhmose'nin oğludur. Peşine düşen kişi bizzat, bu mu? Hazreti Musa'nın peşinden giden odur. Ha, oğlu düşüyor peşine. Evet, o düşüyor peşine. Hmm. Ve biz buradan şimdi hemen bir sonraki görsele geçelim. Zamanımızı iyi kullanalım. Hmm. Bu işte Hazreti Musa'nın Topkapı Sarayı'ndaki denize vurduğunda denizin yarılmasını sağlayan mucize o asası, yılana dönüşen asası Kutsal Emanetler Dairesi'ne Topkapı Sarayı'nda teşhir edilmektedir. Mutlaka ziyaret edilmesini görmesini. Bu Musa görmesini. Peygamber asas olarak tanımlanıyor değil mi? Geçelim, hemen bir sonraki görselimize geçelim. Bu da işte Hazreti Musa'yı takip eden 3. Tuhmese'nin oğlu 2. Ahmose'dir. Denizde boğulan da budur. Devam edelim. Bir ceset var galiba bulunan evet, yıllar. Evet, geliyorum. Sonra. Nereden anladık biz bunu? İkinci Ahmose'nin lahiti açılıyor. Arkeologlar açıyorlar lahiti. Hı. Yani o defnedildikten sonra ilk kez arkeologlar açmış bunu. Hı. Açtıklarında aynen gördüğünüz gibi bakın göğsü parçalanmış, ağzı parçalanmış, kolu kopmuş bir cesetle karşılaşıyorlar. Tamam. Biz buradan görüyoruz ki bu ceset müthiş deformasyon, darbe yemiş. Hı hı. Oradan arkeologlar, İngiliz arkeologlar şunu tahmin ediyorlar ki, diyorlar bu işte o Hazreti Musa'yı takip eden ve o boğulma sırasında denizde tahrip olmuş. Mutlaka kayalıklara mı çarptı, neler oldu artık bilemiyoruz. Onun olduğunu, ikinci Ahmose'nin olduğunu buradan anlıyorlar. Bir şey daha çünkü var. Çünkü hiçbir firavunun cesedi bu şekilde parçalanmış değil. Hatta mumyalanarak son derece sağlam gelmiş, düzenli gelmiş. Fakat bu o günden bugüne hiç müdahale edilmediği halde bu şekilde parçalanmış. Bir de secde eder vaziyette bir şey bulunmuş. O hayır onun o bir yanılgıysa onu da belirtelim. Olmadığı, yanılgı olduğu, aynı döneme tekabül etmediği British Museum'daki o onun sonunda gerçek olmadığı kanıtlandı. O firavunun hikayesi belli. Dolayısıyla sadece onun büzüşmüş vaziyetinden dolayı böyle benzetmeye gittiler ama sonra bunun böyle olmadığı belli. Netleşti çünkü diyorsunuz. Her firavunun hikayesi lahitine görsellerle, hiyeroglif yazılarla anlatılmış. Belgesi var. Hemen devam edelim. Bir sonraki görselimize geçelim. Evet işte onun defnedildiği lahit bu. Bu lahitten bulundu. Ve buradan hemen bir sonrakine geçiyoruz. Hızlı gidelim. Evet işte ben bizzat bu işin araştırmasını yapan İngiliz arkeolog dostlar. Hemen oradan onun kitabından alıntı yapıyoruz. Harnock adlı İngiliz arkeoloğun kitabında o demin görmüş olduğunuz 2. Ahmose'nin kabir odasında, lahit odasındaki görsellerde onun denizi geçerken nasıl boğulduğu bu şekilde şu eskiz üzerinde, bunu eskiz haline getirmiş Harnock. Burada anlatılıyor. Yani ben şurada sadece şu görselin zamandan kazanmak için kısaltıyorum. Şu alt bölümü görüyor musunuz? Bakın burada su var. Ve içinde insanlar var. Boğulmuş insanlar. Karşıda bir başkası var. Bunlar da Firavun'un askerleri bakın. Yani onların Kızıldeniz'i geçerken nasıl boğuldukları bizzat bu hiyeroglif resimlerle bizzat tasvir edilmiş. İkinci Ahmose'nin mezarında tasvir edilmiş. Dolayısıyla bu adam mıdır değil midir diye tartışmaya yer vermeyecek kadar çok açık ve net bilimsel belgeler. Kesinlikle. Evet. Şimdi geliyoruz. Bir sonraki görsele geçiyorum. İşte bu da nedir? Senenmut. Yani Hapsetşut'un, kraliçe Hapsetşut'un saraya aldığı o çocuğun lahiti. Mısır'da şu adet var. Kraliyet ailesine mensup olan kişilerin mezarı, lahiti daha onun sağlığında yapılıyor. Yani Senenmut da artık aileye dahil olduğu için
Onun lahiti de önceden bu şekilde hazırlanmış. Yani Hazreti Musa'nın lahiti evet, bu. Evet, Hazreti Musa için hazırlanmış. Fakat arkeologlar bu lahiti bulup kapağını açtıklarında neyle karşılaşıyorlar? Neyle hocam? Boş. Çünkü Hazreti Musa şehri terk etti, ülkeyi terk etti, Filistin'e gitti. Dolayısıyla bu delil de bize gösteriyor ki Senenmut denilen ve üzerinde ifadeler, hieroglif yazılarda ifadelen Senenmut için hazırlanmış olan bu mezarın boş olması onun ülkeyi terk ettiği ve buraya yerleşmediği, buraya bu lahitin kullanılmadığını gösteriyor. Bu delil de bizim için Senenmut'un gerçekten bizim bugün hikayesini bahsettiğimiz Hazreti Musa'nın bizzatı kendisi olduğunun en çarpıcı delili. Son iki dakikamız hocam. Evet, hemen bir sonraki görsele geçiyorum. Evet, Hazreti Musa'nın bugün Filistin Lübnan sınırındaki gerçek mezarı orada defnedildi. Geçiyorum. Evet. Ve işte görüntü. Nedir bu? Demin Senenmut'un lahitini gördük ya. Onun odasında ne yapmışlar? Onun görselinde yine resmini tasvir etmişler. Bu gördüğünüz taş üzerinde Senenmut'un tasvir edildiği resim. Hangisi? İki kişi görüyoruz orada. Bu taraftaki olması gerekir. Artık bu taraftaki. Saçı çünkü, kıvırcık. Çünkü kıvırcık. Bizzat Senenmut'u ifade eden görsel bu. Bunun ekskizini geliyor hemen şimdi. Tabii ki arkeologlar bu görselden yararlanarak bu orijinal hali ekskizini hazırlamışlar. Evet, Senenmut dediğimiz kişi bizzat saraya Hatshepsut tarafından alınmış, yetiştirilmiş ve sonra da onlara Allah'ın varlığı birliğini temsil ederek tebliğ ve irşatta bulunmuş olan onların Mose dedikleri, Senenmut ismini koydukları Hazreti ve Musa aileden kabul etmedikleri, mücadele ettikleri Hazreti Musa'nın ekskiz görüntüsü. Kuvvetle muhtemel. Evet. Büyük bir olasılık. Zaten o lahitin üzerinde bu Senenmut'tur diyor. Ve Senenmut'u bu şekilde tasvir ediyor. Senenmut da içinde yok. Şimdi olmaması zaten şu mantığı doğuruyor. Senenmut o zaman orada yoksa bu ülkeyi terk etti. Ülkeyi terk eden ve ülkede sonradan aileye de saraya dahil olan tek bir kişi var. Tüm tarihi kaynaklarda. Harika. Mısır antik hikayesinde bir kişi var. O da Hazreti Musa. Çok harika. Hocam süremiz doldu. Hem kutsal kaynaklarda bu böyle. Evet. Hem antik Mısır belgelerinde bu böyle. Evet. Biz bugün şöyle söyleyelim. Asla ne tefsir yapmak ne bir yeni anlam koymak. Ama tarihi kaynak ve belgeleri Kur'an'ın da geçen her bir ayetin aslında tarihi kaynak ve belgeye dayalı olduğunu, gerçek olduğunu asla bir kişinin veya birilerinin ifadesi, kendi yorumu olmadığını, bizzat Cenab-ı Hakk'ın, yani bir düşünün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o çağda bütün bu gelişmeleri, kendisinden binlerce yıl önce gerçekmiş bu süreci bilmesi, ifade etmesi mümkün değil. Dolayısıyla akıl ve mantık çerçevesinde, bilimsel çerçevede Kur'an'daki her bir ayetinin gerçek delili ve belgesi olduğunu ortaya koymaktı. Kur'an'da hak kelamullah olduğunu teyit ediyor. Evet, dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın vaadi haktır, sözü haktır. Biz bunu delillendirmek, belgelendirmek, bilimsel temelde de gerçekliğinin karşılığının olduğunu ifade etmek amacımız istedik. Amacımız buydu, teşekkür ederiz. Dolayısıyla mutlaka bunlardan alacağımız çok ibret var. Kesinlikle. Ve özellikle bilim adamlarının, teşekkür din adamlarımızın, arkeologlarımızın bu konuda çok daha ciddi tartışmalar, çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyorum. Bütün bu belgeleri biz neden İngilizlerin, Amerikalıların, arkeolojik müzelerinde onların araştırmalarından elde ediyoruz. Müslüman bilim adamları, arkeologlar nerede? Bu konuda çok önemli sorumluluklarımız var. Bunu altını çizmek istiyorum. Teşekkürler diliyoruz hocam. Peki, çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Cumalarını tebrik ediyorum izleyicilerimizin. Allah'a emanet olun. Teşekkürler hocam. Hocam çok güzel bir perspektiften, tarih perspektifinden anlattı. İnşallah bir sonraki programda yeni bir konuyla yine karşınızda olmak istiyoruz. Gelecek Perşembe yine 21.30'da Cengiz Acar'la Derin Tarih programında görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar diliyoruz. Hoşça kalın, esenlikle kalın.